35. gün. Bu görüntüleri izlemeye devam ettiğimiz Gazze'ye gidelim. A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun ve kameraman arkadaşımız Taha Hazar bölgede haber nöbetindeler. Neler yaşandı Ata, neler yaşanıyor, seni dinleyelim. Hikmet Öztürk, az önce siz anlatmıştınız o hastanelerden bugüne kadar. Yani takvim yaprakları 10 Kasım ve katliamın 35. günü. Tam 18 hastane ve 46 sağlık merkezi ne yazık ki devre dışı kalmış durumda. Ama İsrail yönetiminden ve Başbakan Benjamin Netanyahu'dan insanın aklıyla dalga geçer gibi açıklamalar geliyor. Şöyle bir ifade kullandı. Sivil ölümlerini en aza indirmek için çalışıyoruz. Yani böyle bir komik, böyle bir skandal açıklama yok. Bir ateşkes veriliyor, 4 saatlik aradan bahsediliyor. O sırada da vuruluyor. İşte hastaneler örneği ortada. Az önce siz o görüntüleri paylaştınız. Okullar halkeza aynı şekilde. Camiler, kiliseler aynı şekilde. Şimdi artık insanların sığındığı bir nokta oldu orası. Sığındığı bir liman oldu. Yani yaklaşık 250 bin civarında konut vuruldu bugüne kadar. Bunların neredeyse 1/3'ü tamamen yıkıldı. İnsanların gidecekleri bir yeri yok. Evi yok, damı yok, barkı yok. Nereye gidiyor bu insanlar? Göç edinliyorlar. O tecrit altında beyaz bayraklarla bir şov yapılıyor İsrail tarafından. Tüm dünya medyasına bir görüntü veriliyor. Diyorlar ki işte biz koridoru açtık. Bakın insanlar buradan güvenli bir şekilde gidiyor ama oralarda vuruluyor. Yani bu insanlar nereye gidiyor? Okullara sığınıyor, camilere sığınıyor, hastanelere sığınıyor ama İsrail Hamas'la mücadele adı altında, tırnak içerisinde terörle mücadele adı altında insanları ve insanlığı katletmeye devam ediyor. Tabii İsrail tarafının da kayıpları çok fazla. Hal böyle olunca da daha da acımasızca saldırıyor. İsrail Devlet Televizyonu'nun bir haberi vardı. Şu ana kadar sadece o kara savaşı başladığı günden bu yana 38 İsrail askeri öldürüldü. Dün Kassam Tugayları bir açıklama yapmıştı. 136 İsrail zırhlısının ve tankının imha edildiği şeklinde. Yaralı İsrail askerleri de var. Yine İsrail Devlet Televizyonu'nun iddiası bu. 250 civarında yaralı İsrail askeri var. Bunlardan 100'ünün durumu da ağır. İşte bu nedenle köşeye sıkışan ve zorda olan Netanyahu elini daha da fazla kana bulamaya devam ediyor. Ve ne yazık ki katledilen Gazze'lilerin sayısı her geçen gün artıyor. Zaten oradaki insanlar yıllardır abluk altında yaşıyordu Gazze'de. İsrail işgali altındaki topraklardan ve aynı zamanda Batı Şeria'dan oraya göç eden insanlardan bahsediyoruz. Biliyorlar ki artık oradan sonra herhangi bir dönecekleri, yurtları, vatanları, ana vatanları yok. Hal böyle olunca da birçok insan diyor ki öleceksek biz burada ölelim. Kassam Tugayları ve Hamas da direnmeye devam ediyor. Ama tüm bunların ışığında İsrail gece gündüz demeden hem havadan hem karadan hem de denizden insanları öldürmeyi sürdürüyor Gazze'de. Ata, teşekkürler. Aktardığım bilgilerden dolayı sana ve Taha Hazar'a teşekkürler ederim.